4 Nisan Paskalya Bayramı ve bugün çok güzel bir hava var. Bugün saat 4 gibi arkadaşlarıma gideceğim ve onlarla Paskalya, yani akşam yemeğini yiyeceğiz birlikte. Çünkü onlar kutluyor bugünü. Onların dini bayramı olduğu için. Beni sürekli çağırırlardı. Ben çok eskiden bir iki kere gitmiştim. Sonra gitmekten vazgeçtim. Sonra bu sene şeye de gittim. Noel yemeğine de davet ettiler. Oraya da gitmiştim kışın. O zaman raclette yemiştik. Bu sefer yemek konusunda hani sorarken hani ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz diye hani kuşkonmazlı yemek mi yapalım falan derlerken ben de dedim ki ya ben hani çünkü böyle bazen başka diğer devletlere de gidip tatil için böyle değişik mutfakları deniyorlar. Her ne kadar da et yemediklerini söyleseler de bazen senede bir iki kere et yediklerini söylüyorlar ama çok değil. Hani tadımlık bir şeyin tadına bakmak için, nasıl olduğunu bilmek için. Dediğim gibi bu arkadaşlarım bütün yabancı devletleri hemen hemen gezdikleri için oryantal mutfağa, Arap mutfağına, Orta Doğu mutfağına da çok düşkünler. O yüzden daha önceden konuştuğumuzda demiştim ki onlara bir dahaki yemeği ben yaparım, ben de yeriz. Ama bu sefer yine onlara davetli olduğum için, yemek konusunda da tartıştığımız için ne yapalım ne yapmayalım diye. Ben de dedim o zaman ben size taze dolma yapayım. Dolmalık biberle. Eti az koyar mısın dediler. Ben dedim isterseniz etsiz. Çünkü biliyorum bizim oralarda Akdeniz'le Güney Doğu'nun birleştiği, hani Maraş tam sınırda olduğu için biz o tarafın yemeklerini daha çok yapıyoruz. Cevizli dolmanın da olduğunu biliyorum. Bugün öyle bir şeyler de yapacağım. Ben önceden yedim ama kendim yapmamıştım. Ya da yaptım, çok uzun zaman önce yaptım galiba. Yo, etle, kıymayla yapmıştım. Biraz ağır gelmişti bana. Umuyorum bugün ağır bir yemek yapmam. Neyse arkadaşlar, hemen birkaç, ay kolum ağrıdı, çoktandır tutmuyorum ya blok. Bu arada yüzümde ne yaptım falan değil, zayıfladım ve saçlarımı da biraz sert topladım, onun için yüzüm böyle 25'lik gibi duruyor. Hemen mutfağa gidelim, size bir şeyler anlatacağım. Gümüş, Gümüş, bak seni sevenler var, özellikle Birgül abla seni çok seviyor. Banu abla da seni çok seviyor. Sen onlara bir merhaba der misin? Ha? Bak seni çok seviyorlar. Gerçekten. Bir merhaba yap onlara. Bu arada size yemek yapınca gösterir mi göstermez mi bilmiyorum fakat benim daha önceki mutfak turumda göstermiştim ya da minimalleştiğimdeki videolarımda göstermiştim. Şöyle bir şeyim vardı, mikserim. Ben bunu en son herhalde 2013-14-15'te çok sık kullanıyordum. Çünkü içerisinde smoothie falan yapıyordum, işte yeşil elmayı, bir şeyleri, kereviz falan, onları şey yapıp öyle şeyler tüketiyordum. Sonra kaldırdım, aslında çalışıyordu. Tekrar getirdim buraya çünkü cevizleri aldım ve onları öğütmek istedim. Ama bozuk, çalışmıyor. Yani başka prizde de denedim, her şeyi denedim, olmuyor. Onun için bunu geri dönüşüme atacağım. Ama almayacağım yenisini, gerek değil diye düşünüyorum. Çünkü şöyle patates ve soğan için aldım ama eğer o tarz şeyleri istersem tekrar kullanabileceğim başka bir tanesi var. Dedim hani bunu kullanayım kullandığı yere kadar. Çünkü gerçekten kaç senedir orada duruyor, kullanmamıştım. Bir tane daha robotum var, onu da kullanabilirim. Onu da birkaç kere kullandım, bıraktım öyle. O da güzel et kıyması falan yapıyor. Öyle büyük büyük parçaları var. Yani demem o ki, sadeleşiyorum ya. Şimdi buna git, gerek yok. Umarım gerek de olmaz. Çünkü yani zaten ben bir bardaklık bir şey içiyorum. Şurada da var yani o. Az bir şey yapıyordum. Taze taze yapayım diye. Onun için yenisini almayacağım. Bu var. Böyle cevizleri öğüttüm. Ama bilmiyorum, hepsini koyarsam ağır olabilir. Belki de şu da pirinçler. Tabii ki bu kadar pirinç kullanmayacağım. Şunda biraz az kalmıştı. Öbürünü biraz içerisine boşaltacağım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet, şimdi bir kahvemi doldurdum. Buraya geldim. Biraz lak lak yapalım. Yaklaşık 10 gündür 64-200-64-100 arasına gidip geliyorum. Kilom durdu ama pes yok. Hala indirmek istiyorum. Umarım 60 kilo olurum. Şu anda 64 kiloyum. 10 kilo gitti. Öyle de kaldım arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Çok vücudumu strese koydum. Çünkü geçen ay ben bayağı bir çalıştım. 3 hafta boyunca çok stresli çalıştım. Başka bir şubeye gidip oraya yenilediğimiz için. Bilmiyorum izleyenler var mıdır. Daha önceden bahsetmiştim.
Yani sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum. Sağlıklı beslendiğimi düşünüyorum. Çoğu şeyi de sizlerle paylaşıyorum. Çünkü neden? Hani benim aldığım o canlı, işte artık domates midir, artık salatalık mıdır? Hani onları nasıl büyütüldüğünü ya da mevsimin dışında nasıl üretildiği hakkında elimde bir kitap var. Çok faydalı, çok yararlı bir kitap. Onu sizlere mutlaka öneririm. Özellikle çocuklarınızı bu konuda bilgilendirin arkadaşlar. Biz çocukken annemiz babamız her şeyi önümüze veriyordu, ninelerimiz falan her şeyi ye 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 diyorlardı bize. Çünkü onlar da bilmiyor, bu konuda bilgisizlerdi. Gerçekten çocuklarınızı besinler konusunda eğitin, bilgilendirin, işlerindeki içerikleri anlatmaya çalışın. Neyse, ben işte yaklaşık 10 gündür aynı kilodayım. Yüzümde incelme oldu, omuzumda incelme oldu, bacaklarımda her tarafta. Yani 10 kilo çıktı bu vücuttan. Yani tabii ki inceldi. Ama şöyle aynaya baktığımda böyle fit, kaslı falan değil de böyle skinny fat. Yani yağlar yine de var. Vücudumda böyle biraz hani kaslarımı çalıştırmam gerekiyor. Şu anda fitness centerler kapalı, restoranlar hala kapalı fitness centerlerle beraber. Açıldığı zaman gerçekten haftada 2 veya 3 kere gidip ağırlık çalışması yapmak istiyorum. Onlar ancak o şekilde. Hani bazı arkadaşlarım diyor ki ya senin işte motivasyonun yok. Gidiyorsun 3 ay sonra bırakıyorsun. Hani yıllardır beni tanıyan arkadaşlarım bunu söylüyor. Ama arkadaşlar, ben bir yandan evi minimalleştirdim, sadeleştirdim derken bir yandan da yine gidip o aletleri alıp eve doldurmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Ha, dumbbell alabilirim. Evde daha çok kol çalışması yapayım diye. Ama onun dışında zaten bir matım var. Onun üzerinde kendim bir şeyler yapıyorum. Sürekli işte bazen bacak yapıyorum, bazen böyle squat falan yapıyorum. Ya da ne bileyim, kollarımın üzerinde duruyorum. İşte başka başka şeyler, YouTube'da videolar açıp bir şeyler yapıyorum. Mesela diyorum ki bugün kol. YouTube videoları açıyorum. Artık neyse, elimde ne varsa şişeler, su şişeleriyle falan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da bugün karın o şekilde. Fitness centerler açıldığı zaman gitmek istiyorum. Eve alet getiremem. Bir yandan sadeleşiyorum, bir yandan kendim biliyorum arkadaşlar. Ben geçmişte bisikletim mi vardı? O şey, bu bel için, buralar için o aletin ismini unuttum şimdi. Ondan almıştım. Ondan sonra bacak ve kaslar için hani böyle ayakta duruyorsunuz, böyle merdiven çıkar gibi. Ondan almıştım. Bu yuvarlak şey bel için daha 2 sene öncesine kadar kapının arkasındaydı. Ondan almıştım. İp hala var evde. Aslında ip atlayabilirim sabahları. Çünkü restoran da zaten kapalı. Orada yer var, atlayabilirim. Yani yok, o motivasyon bana evde yok. Bir de onları doldurmak istemiyorum eve. Aslında şu yedek olayı belki sırf onlardan yapabilirdim ama yok yani, bilmiyorum. Şu anda motivasyonda değilim. Belki çok çok ileride. Ya iyi geliyor. Arada bir gidip hani başka bir atmosferde, müzikle, başka insanların arasında olmak, hareket etmek insanlara iyi geliyor. Zaten sık sık hava güzel oldukça yürüyorum. Dün hava çok rüzgarlıydı. Bir de ben bir kitabın önüne oturdum. Geçen ay okumaya pek zamanım olmamıştı. Onu bitirmeye çalışıyorum. Çünkü çarşamba günü gidip çalışacağım. Birkaç gün evdeyim. Çok faydalı, çok yararlı bir kitap. Mutlaka resmini şuraya koyacağım. Gerçekten okuyun. Mutlaka çok bilgileneceksiniz. Kaynaklarıyla beraber harika bir kitap olmuş. İsmail Tokalan kitabı. Daha sonra hani başka kitapları da var. Onları da mutlaka ileriki dönemlerde alıp okumayı düşünüyorum. Yani her doktoru da, her bilim adamını da dinlemek lazım. Hepsinin kendine, hani kendi bakış açıları var diye düşünüyorum. Başka sadeleşmem, işte görüyorsunuz her gün Instagram'da bir şeyler paylaşıyorum. 100 parça demiştim ama 1000 parça çıktı ve hala da çıkıyor. Ve ben de artık alışkanlık yaptım, biliyor musunuz arkadaşlar? Kalkıyorum diyorum, ama böyle akşam oluyor diyorum. Ben bugün ne çıkardım evden ya diyorum. Çıkarmadım. Aa, o zaman bunu götürüyorsun diyorum. Bunu götür, aa bunu at, bunu böyle yap falan diyorum. Tabii ki bazı çıkardığım şeyleri sizlere göstermiyorum. Bunlar mesela geçen lazım olmayan iç çamaşırları, çoraplar falan, böyle artık yıllardır çekmecede elime atmadığım iç çamaşırları falan hepsini çıkardım onların. Bir torba, ya yani şöyle bir torba doldurdum gerçekten. Böyle renkli renkli çoraplar falan, onları attım. Böyle hafiften pörsümüş, artık görünüyor her taraf, onları attım falan. Yok yani, bilmiyorum. Yani bir, ha, ince çoraplarım vardı böyle dize kadar. Çünkü bir ara bundan 10 sene önce benim çalıştığım yerde biz elegan giymek zorundaydık. Böyle beyaz yaka giyiniyorduk. Beyaz gömlek işte, siyah elegan pantolonlar ve altında da ince çoraplarımız vardı. Hani onu kilotlu çorap değil de işte pantolon şu şey boyuna, sneaker'dan daha biraz yüksek ama pantolonun altına görünmüyordu yani.
mesela elegan ayakkabılar giyiyorduk. O zaman sneakerlar falan da yasaktı. O tarz giyindiğim için hala o zamanlardan kalan ince çoraplar vardı biliyor musunuz? Yani onları attım. Evet, lazım olabilirler ama ne zaman? Ben yaşlanınca mı lazım olacak? O zaman geldiğinde gidip kendime 3-4 tane yenisini alırım. Ama bir sürü almışım onlardan. Niye bilmiyorum. Belki de makine sürekli atıyordum ya. Ay yok. Ben onları torbanın içerisine koyuyordum. Günde 2-3 tane değiştiriyordum işte. Mesela sabah giyiyordum, öğlene kadar öğlen değiştiriyordum, yenisini giyiyordum, akşam tekrar 3,5 tavzesinde bir tane daha değiştiriyordum. Ondan o kadar çok almıştım. Böyle onları da elimden çıkardım. Yani böyle şeyleri paylaşmak istemiyorum size. Sadece burada anlatmayın. Sizin de eğer öyle çekmecelerinizde bir gün lazım olur dediğiniz ıvır zıvırlar varsa bakın diye burada anlatıyorum ki genelde benim vloglarım aslında kadınlar izliyor. Ondan da rahat olabilirim. Maskelerle 8-8,5 saat çalışıyoruz ve ben artık sıkıldım. Çünkü fondöten yapamıyorsunuz ya da BB kremi herhangi bir şey kullanamıyorsunuz. Yani konturun yapsan, ruj yapsan, parıltıcı sürsen gözünden başka bir şey görünmüyor. Bu beni gerçekten sıkmaya başladı. Mesela evde olduğum zaman şöyle hafiften bir makyaj yapıyorum. Şu anda cildimde BB krem var. Hafiften bir makyaj yapıyorum. Yani makyaj yaptığımızda kendimizi daha böyle tamam hissediyorum. Yani nasıl bir söz oldu? Kendimi daha tamam hissediyorum. Daha böyle o içimdeki dişil enerji yükseliyor. Daha iyi olduğumu, güzel olduğumu düşünüyorum. Bana keyif veriyor. Onun için evde kaldığım zaman da hani bu hissiyatı yüksek dozda yaşamak için üşenmeden evde olduğum zamanlarda bile makyaj yapıyorum. Hoş, bugün dışarı çıkacağım. Arkadaşlara yemek hazırlayacağım. Hazırlarken gösterir miyim bilmiyorum ama galiba video uzun sürmesin diye en iyisi arkadaşlarıma gittiğimde orada da birkaç görüntü paylaşırsam izin verirlerse aslında ben onların ev turunu yapacaktım. İzin verirlerse belki videoya da onu da koyabilirim. Neyse fazla uzatmadan bu kadar dıdır ettikten sonra sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Özel şeyleri sormayın. Özel şeylerimi anlatmak istemiyorum. Başka sormak istediğiniz şeyleriniz varsa sorabilirsiniz. Cevap veririm. Çünkü ben minimalleşme, sadeleşme ya da işte cilt bakımı, saç bakımı, çalışma, yaşam tarzı, yaşam stili o tarz konuları sorabilirsiniz. O zaman bazen unutuyorum söylemeyi. Onları cevaplayabilirim ya da toplayıp genel anlamda bir video çekebilirim. İki tencere yaptım. Şurada 4, şurada birkaç tane var. Şimdi kaynadılar. Altlarını kıstım ve bekliyorum. Merhabalar tekrardan. Bugün pazartesi ve ben evdeyim çünkü her taraf kapalı. Dün Paskalya bayramıydı ve arkadaşlarıma gittim ve maalesef size oradan görüntüler çekerim dedim, çekemedim. Çünkü arkadaşlarımdan ziyade onların arkadaşları da geldiği için hani o kalabalıkta ben de görgüsüzler gibi kamerayı alıp orayı burayı çekmek istemedim açıkçası. Çünkü ortam da güzeldi, sohbet de güzeldi, her şey güzeldi. Yemeğim çok beğenildi, yeterince yapılmıştı. Yemekten sonra hani ben tek bir tane dolma yedim çünkü tatlının da geleceğini biliyordum. Birkaç saat sonra da tatlı yedim. Yani dün benim beslenme tarzım kesinlikle farklıydı. Günde bir kere beslenemedim maalesef. Ama bugün tekrardan düzelttim. Hani o dün o şekilde beslendim diye yani benim için şey değil. Hani bundan sonra yine aynı rutine devam edeceğim. Çok güzel bir tatlı vardı gerçekten. Hani bir dilim yedim. Dondurmalı pasta pastaydı. Çok beğendim. Fakat ben uzun zamandır şeker yemediğim için bugün sabah baş ağrısıyla uyandım. Tatlılı, şekerli bir şey yediğim zaman artık başım ağrıyor. Bilmiyorum sizde de öyle bir sorun var mı? Çünkü vücudum herhalde tamamıyla şekerden arındığı için özellikle şu arka kısımlarında inanılmaz bir ağrı var. Bol bol su içiyorum, çay içiyorum, limonlu su içiyorum. Onların geçmesini istiyorum. Bugün öğlen hani tek öğün besleniyorum tekrar. Öğlen yediğim yemekte bir patlıcan öyle sövüşledim. Üzerine yoğurt ve ceviz, öğütülmüş ceviz döktüm. O şekilde beslendim bugün. Bugün o yeter. İnanın başım çok kötü ağrıyor. O videoyu o şekilde yüklemek hani bitmemişti. O şekilde hazırlayıp bitirmek istemedim, yüklemek istemedim. Biraz önce de ilk izlenim videosu çektim. Belki siz bunu evet, onu bu videodan sonra izleyeceksiniz. Çünkü kliniğin Avon Better Concealer'ını denedim. O videomu da izlerseniz bundan sonraki gelecek olan video çok memnun olurum. Ya şimdilik bu kadar. Bugün evdeyim.
Biraz kitap okuyacağım. Bol bol çay içeceğim, su içeceğim. Ya böyle. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.